Ah, yorulduğumuza değdi. Yani çok güzel şeyler aldık. Hele şu telefona almayı akıl ettim ya. Artık nerede olursan ol seni bulabileceğim. Bak, bunu yanından ayırmayacaksın, tamam mı? Koy cebine. Bunsuz hiçbir yere gitmeyeceksin. Olur mu? Ay, ana kız yani birlikte vakit geçirmeyi çok özlemişim. Yani kız çocuğu çok başka, biliyor musun? Ne demiş büyüklerimiz? Kız evladı, annenin sırdaşı, can yoldaşıdır. Şükürler olsun Allah'ıma. Can yoldaşım geri geldi. Acıktın mı? Yok. O zaman şey yapalım, anne kız bir kahve keyfi yapalım seninle, olur mu? Ben bir tuvalete gidebilir miyim? Tabii ki canım. Ben de o sırada kahve söylerim. Bakar mısınız? Ne işiniz var sizin burada? Ablacığım, burada ufak bir temizlik olacak. Siz bir çıkar mısınız? Ay şimdi böyle, hiç böyle şey görmedim. Ya işte temizlik işte. Olacak. Hiç böyle şey görmemiş. Hadi. Sen gördün mü böyle bir şey? Böyle evden geliyor. Ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Yine ne yaptın? Neler dönüyor Zehra? Ha? Kim bu Hande kim? Zehra, sen niye bu kadar korkuyorsun ya? Merak mı ettin? Ha, merak ettim. Hı. Merak ettiğin şey burada. Al kolyeyi. Al. Al. Kolyeyi istemiyor musun? Al. Ya sen niye bana merak ediyormuş gibi yapıyorsun ya? Merak etmediğin halde niye böyle şeyler yapıyorsun? Al kolyeni. Zehra nereye? Ya tamam bırak. Ya ne istiyorsun? Aldın kolyeyi, bırak. Zehra nereye? Ya tamam bırak. Kolyeni aldın, istediğini aldın. Bırak tamam. Zehra bana bak. Zehra benim ya. Benim Kadir. Ne oluyor? Anlatsana bana. Efendim patron. O haberi iptal ediyoruz. İptal mi ediyoruz? Evet. Neden? Serkan Bey istedi. Serkan Bey mi? Serkan Kurdoğlu mu? Evet, Serkan Kurdoğlu. Ne istiyor o kadın senden? Seni niye evde tutuyorlar Zehra? Niye? Niye? Çünkü beni kaybolan kızları sanıyorlar. Çünkü Almanya'dan dışarı çıkmamış, o küçük mahalleden dışarı çıkmamış Zehra tek başına İstanbul'a geldi ya. Aileyi kandırdım ya ben. Sizin kızınızım dedim. Kaybolan kızların yerine geçtim. Acı çeken bir anneyi kandırdım. Kardeşini arayan bir abiyi kandırdım. Neden? Neden ya? Neden? Hakikaten neden ya? Neden? Senin bitmek bilmeyen para hırsın yüzünden. Şu kolyeye benden daha fazla değer verdiğin için. O kolye nedir ya? Onun değeri ne ya? Ölüyordum lan ben. Bebeğimizi kaybettim. Şule Hanım, merhaba. Aa, Elif. Ben sizi gördüğüme çok sevindim. Nasılsınız? İyiyim. Utanıyorum. O kızın annesinin suratına bakarken utanıyorum. Belki de o kız hiçbir zaman bulunamayacak. Benim yüzümden. Çünkü ben onun yerine geçtim. Belki bir yerlerde acı çekiyor o ya. O kadın kızına sarılamayacak. O abi kardeşine kardeşim diyemeyecek. Niye ya? Bütün bunlar niye oldu? Sen bu kolyeyi çalmak için beni tek başıma ortada bıraktın ondan. Ondan. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Mecbur kaldım. Mecbur kaldık. İkimiz de. Neye? Ben mecbur değilim. Ben bunları yaşamaya mecbur değilim. Ben bunların hiçbirini yaşamaya mecbur değilim. Bitti. İstemiyorum. Aptalım ben. Ben gerizekalıyım. Ben her seferinde sana inanıyorum. Sen değişmeyeceksin. Hiçbir şey değişmedi. Senin istediğin şeyler hala aynı. Değişmeyecek. Zehra. Sen de biliyorsun değişmeyecek. Zehra. Tamam mı? Bitti. Zehra. Zehra. Bak ben buraya senin için geldim. İster inan, ister inanma ama gerçek bu. Ben senin için geldim buraya. Ama bu kolyeyi de götürmem lazım o adamlara. Tabii. Zehra. Hı. Bak bir gün. Bana sadece bir gün ver. Ondan sonra gelip alacağım seni. Gideceğiz buradan, tamam mı? Zehra. Zehra, ben seni çaresiz bir başına bırakır mıyım? Yapar mıyım ben? Ben yapar mıyım öyle bir şey ya? Bir gün sadece. Bana sadece bir gün ver, bir güncük. Ondan sonra gelip alacağım seni, götüreceğim, tamam mı? Bana bak Zehra. Zehra. Şu, sana telefon almıştık. Yanında mı telefon? Versene bana. Kadın sana telefon almış. Telefon yanında mı? Bak Zehra. Bak numaramı kaydediyorum buraya. Yarın seni arayacağım. Şu kolyeyi bırakayım geleyim. Ondan sonra götüreceğim seni.